Bıktım senin çocuklarından be. Ne laf anlamaz çocuklar bunlar. Yalnız çoğul konuşma sana la. Kızım ne var? Adam annene evlenme teklif etmiş. Arınla, namusunla gel evin hanımı ol demiş. Metresin mi ol demiş. Annenin gurur duyması lazım. Ay abla yeter ama artık lütfen. Ne yeter be? Ne yeter? Bir huzur vermedi senin şu oğlan. Abla lütfen ama bak o bir erkek çocuğu tamam mı? Sen onun ne hissettiğini anlayamazsın ama ben biliyorum. Kızım bu şimdi böyle yapıyorsa sen evet dediğin zaman ne yapacak? Abla olmayacak öyle bir şey. Niye anlamak istemiyorsun sen? Anne adam bizi bilse evlenir mi ki? Ay Cemre. Zeynep kızım ne oldu? Ha? Neredeymiş Emre? Nereye gitti? Suat'ın yanına gitti anne. Şimdi çok sinirli. Sakinleşsin gelir zaten. Ne dedi? Gelirim dedim ya. Ya gelmeyip ne yapacak? Ev kapısında kaç gün kalacak? Yok yok olmaz böyle. Hadi Zeynep gel git Emre'yi alalım hadi. Dur. Kızım bana bak. Bu kız çocuğu mu? Erkek çocuğu. Peşinden koşulur mu? Bırak atsın ateşini ya. Anne ne olur sakin ol ya. Şimdi çok kızgın. Ben sınavdan çıktıktan sonra konuşurum onunla. İkna ederim merak etme. Ha şöyle ya yarın ola hayır ola. Nefise de burada kalacak ya. Heh, bir o eksikti zaten. Ya anne şu kolyeyi versene yarın arkadaşlarla gezeceğiz biraz. Hangi kolye be? Fazlı'nın verdiği kolye. Yok be bir şey takma böyle daha güzel. Anne kolyeyi verir misin germe beni. O kolye artık yok. Nasıl yok ya? Kaybettim deme sakın. O benim badem gözlüm, selvi boylum. Açılmamış goncam. Anne kolye nerede? Şengül'e gittim ya. Para yetmeyince. Sakın kolyeyi verdim deme. Kız boş ver. Of anne ya. Ya kaybettim dersin. Fazıl sana yenisini alır. Anne o kolye ne kadar pahalı? Haberin var mı senin? Ya ne yapayım? Allah Allah. Para yetmeyince ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Kız yoksa her şey açığa çıkardı. Ben senin geleceğini düşündüm bebeğim. Kız boş ver. Nefise bize daha güzellerini alır. Merak etme. Olur alır. Oğlum vallahi bana kalsa... biliyorsun ev senin. Ama bizim peder biraz takıntılı adam. Ya, evde küçük kız kardeş olunca... anlarsın işte. Doğru ben düşünemedim onu ya. Ya bak kızacaksın ama... kusura bakma da dön bence geri. Ben geri falan dönmem Suat. Ne yapacağım peki? Abi gece gece sokakta mı kalacaksın? Bilmiyorum ama bakarım ben başım içerisine. Aman mayınatçısın ha. Dön git işte. Hadi gir sen içeri hadi. Ya yok oğlum böyle olmaz böyle olmaz ya tamam. Tamam beklesem ben iki dakika üstüme bir şeyler giyineyim geleyim. Olmadı sabaha kadar takılırız bir şeyler yaparız. İstemem boşver. Sen de şimdi sizinkilerle papaz olma zaten. Hadi iyi geceler ya. Görüşürüz abi boşver. Lan oğlum olmam Emre Emre. Ya ben bütün gün ev düzeyim. Bir eve sürpriz yapmaya gideyim. O bana işim var desin meğer iş dedi de o herifmiş. Gözünü boyadı Zeynep'in gözünü boyadı. Tanımıyorsun sanki onu. Gözünü boyamak kolay mı Zeynep'in? Kolaymış demek ki Ceylan. Demek ki kolaymış o zenginlik şaşa demek ki kolaymış. Belli ki başını döndürmüş o evler, arabalar, şirketler falan. Saçmalama Ahmet inanıyor musun söylediklerine sen? Ya sarılıyorlar da Ceylan. Adam o kadar rahattı ki. Ya. Ya ben daha elini tutmaya bile utanıyorken. Vardır bir şey kesin, vardır bir açıklaması Ahmet. Kaç gündür soğuktu Zeynep zaten konuşmak bile istemiyordu. Kaybettim Zeynep'i ben. Kaybettim.
Ya nasıl kanarsın Olife ya? Nasıl kanarsın? Ahmet, aslında Ahmet hiçbir şey duymayacak. Eğer bir duyarsa hiç affetmeyecek babasını. Büsbütün araları bozulacak. Ahmet. Zeynep'in aklında o çocuk olsaydı bana söylerdi kesin. Mutlaka bir açıklaması vardır. Bence bunu yüz yüze konuşun. Yarın sınav alanına gel. Hem orada senden kaçamaz da. Öyle mi diyorsun? Ha? Öyle tabii. Sağ ol be Zeyla. Sen de olmasan var ya. Thank you.